Çok çok teşekkür ediyorum. Bunu değerlendireceğiz ama hazır Serdar Bey de buradayken Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu çerçeveyi çok netlikle çizdiğiniz için bize. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Avukat Abdullah Güler, sağ olun, istifade edeceğiz sizin bu bilgilerinizden de. Serdar Bey, şimdi Abdullah Bey diyor ki kesin hükme bağlanmamış hiçbir suçtan hüküm giyilemez. Bu da anayasayla sabittir. Peki bu itiraz süreci, istinaf mahkemesi artık temizle edilebilir, temize de gidebiliyor. Belki anayasa mahkemesi vesaire, ama ilk itirazın mahkeme kararı verdikten sonraki başlangıç süresi nedir? Ne kadardır o süreç? Şimdi şöyle, öncelikle yani Sayın İmamoğlu'nun avukatları ne zaman itiraz edecekler bu 7 gün içinde süre tutum vermeleri gerekir. 7 gün sonra mahkeme bir ay içinde gerekçeli kararını açıklar. Gerekçeli karar geldikten sonra da işte istinaf süreci. İstinaftan da hangi karar çıkarsa, taraflardan şikayetçi olan tarafın aleyhine çıkarsa onlar, Ekrem İmamoğlu aleyhine çıkarsa da yine Yargıtay yolu açık. Şimdi dolayısıyla biraz İtiraz önce... İtiraz geldi mi? Bilginiz var mı? Muhtemelen süre tutum dilekçesi vermişlerdir. O 7 günlük süreyi hemen başlatmışlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla gerekçeli kararın yazılmasını bekliyorlardır. Ama ben şimdi şurada şuna dikkat çekeceğim. Aslında meslektaşım çok doğru bir yere değindi Sayın Başkan. Anayasa 38. madde dedi. Her hukukçunun hukuk fakültesi 1. sınıf hukuk başlangıcı dersinde öğrendiği bir şey var. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun avukatları da hukuk fakültesinden mezun oldular ama sanıyorum işine gelen kısımları görmezden gelmeyi seviyorlar. Çünkü yargı onların lehine bir karar verdiği zaman, onların işine geldiği zaman Türkiye'de hukuk var, Türkiye hukuk devlettir, İstediğimiz gibi bu işi yaparız diyorlar. Ama aleyhlerine bir karar çıktığı zaman da efendim işte Türkiye'de hukuk yok, yok hükümet yargıya müdahale ediyor gibi saçmalıklarla buluşuyorlar. Masumiyetlik karnesi. Kesin hüküm verilinceye kadar herkes masumdur. Dolayısıyla daha ortada kesinleşmiş bir yargı kararı yok iken, dolayısıyla bu hapiste şu aşamada sadece bir hapis cezası aldı ve bunun itiraz yolları var. Yani bu kadar yaygara koparmanın, bu kadar böyle ortalığı germenin, bu kadar böyle sanki memleket yanıyormuş ve Ekrem İmamoğlu ceza aldığı için bu memleketteki ateş büyüyecekmiş gibi bir hava yaratmanın bir anlamı yok. Kaldı ki, şimdi bakın, bırakın efendim işte bir mahkemeden hapis cezası almayı. Bugün bir sınavdan kırık not aldığınızda, yolda giderken işte ayağınız burkuldu, ayakkabınız zarar gördüğünde bile insan olarak bir tepkiniz vardır ve belirli dakikalarda bir üzüntü yaşarsınız. Üzüntü yaşamanız lazım. İşte bir sınavdan kırık not aldığınızda en azından 2-3 saat kendinizi boşlukta hissedersiniz. Oysa savaş kazanmış komutan gibi Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener birbiriyle sarmaş dolaş pozlar vermeler, ortaya çıkmalar, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu alt etmeye çalışan bir siyasi mühendislik ortaya çıkarmalar. Siz bir siyasi partiden belediye başkanı seçileceksiniz. Seçilmiş olduğunuz siyasi partinin genel başkanı o gün yurt dışında olacak ve bir basına açıklaması yansıyacak. Diyecek ki işte ben beraat çıkacak diye söylediler bana ama ona rağmen siz Almanya'ya gideceksiniz. Ama ne hikmetse saat 13.45'te daha duruşma başlamışken Ekrem İmamoğlu insanları Saracani'ye davet edecek. 2.30'da bu çağrıya kulak veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir anda Ankara'dan yola çıkacak. Ve siz böylesi önemli, hayatı önem taşıdığını iddia ettiğiniz meslek büyüğümüz burada, hukukla ilgilenen, hukuka yakın olan herkes de bunu yorumlayabilir. Yoruma açık bir durum ama aslında çok net çizgileri. Bu kadar hayatı önem taşıdığını iddia ettiğiniz bir ceza mahkemesi kararının sonucunu beklemeden mahkemeden ayrılacaksınız. Belediyeye geleceksiniz. Meral Akşener'i kapıda karşılayacaksınız. Ondan sonra film bu ya. Altılı masaya dahil olmayan bir siyasi partinin genel başkanı yanınızda olacak. Onunla beraber çeşitli konuşmalar yapacaksınız ama ne hikmetse böyle cımbızlanabilecek, cımbıza müsait olan, çekilip böyle yönlendirmeye açık olan cümlelerinizi kameralar o anda kayıt altına alacak ve bir anda ayağa kalkacaksınız, işte çak yapacaksınız, sarılacaksınız falan. Vallahi gerçekten Hollywood'da Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu film çekseydi başarılı olabilirdi. O zaman siz gerçekten ama, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının kendisine bu davadan bugün beraat edecek dediğini düşünüyor musunuz? Çünkü Almanya seyahati aylar şimdi öncesinden şöyle bakın, belliydi. Ne olursa olsun. Yani orada böylesi, şunu mu diyorsunuz? Ve mahkeme işte saat günü de belliydi 14.45'te ama bu açıklama geldi. Özel uçakla Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü. Böyle anlatılacak şimdi bir şöyle hikayeyi bakın, de
dolayısıyla madem mı şu olsaydı belki makul karşılanabilirdi. Dün Ekrem İmamoğlu duruşmanın sonunu beklerdi. Karar açıklanırdı. Karar açıklandıktan sonra işte bugün bir Saraçhane'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda katılmış olduğu insanları davet edebilirdi. Biz buna inanmazdık ama en azından bir nebze olsun belki derdik. Ama düşünsene de şimdi siz daha karar ortaya çıkmadan insanları Saraçhane'ye 2 saatlik bir ara verdi. Tabii, Saraçhane'ye Saraçhane'ye davet etmek o 2 saat zarfında bir kere tek başına demek ki siz bir oyun kurdunuz, bu oyunu hayata geçirdiniz demek. Ayrıca şimdi hoş gerçi işlerine geldiği zaman Türkiye hukuk devleti derler ama ne hukuk tanırlar, ne hukuk bilirler, ne de hukukun uygulamış olduğu, mahkemenin vermiş olduğu karara uyar bu arkadaşlar. Şimdi biz hukukçular olarak bizim için en önemli şey mahkemeden kesinleşmiş bir karar olması ve bu karara uyulmasıdır. Şimdi Canan Kaftancıoğlu Yargıtay'dan ceza alıyor, bu cezası onanıyor, siyasi yasaklı hale geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu benim il başkanım Canan Kaftancıoğlu gel diyor. Ekrem İmamoğlu'yla beraber birbirlerini yiyorlar. İşte dışarıya karşı şirin gözükecekler diye efendim birlikte programlara çıkıyorlar. Hani sizin hukuk tanımanız? Hani sizin hukuk devletinden yana olmanız? Şimdi sizin de altını çizdiğiniz bugünkü o görüntüler, dün akşamki o görüntüler arkadaşlar. O görüntüleri bir verelim mi ekrana, fotoğraflar üzerinden bir değerlendirelim mi? Siz diyorsunuz ki sınavdan düşük not aldığında bile çok üzgün görünüyor. Tabii ya, bu insan psikolojisidir. Bakın biriyle tartıştığınızda, trafikte bile çok uzun kaldığınızda, eve geldiğinizde bir insani psikolojidir bu. Eve gittin, of çok bunaldım, bugün çok yoruldum. Ama ne hikmetse yok, bu arkadaşlar birbirlerine sarılıyorlar. Ama ne kadar acı ki kendilerine bir atabilecekleri bir başlık bile yok. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan, Sayın Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkan kelimeleri değiştirmek suretiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Daha sizin kendinize ayrınız yok. Şu hiç ceza almış bir insan psikolojisini andırıyor mu? Ali Saydam? Bakın. Yani bir burada şey psikoloji olabilir mi? Ben şimdi size soruyu şöyle soralım. Böyle bir sahne nerede yaşanır? Sünnet düğünü, nişan, değil mi? Ya da bir zafer. Mutluluk anı, herhangi bir Ya da bir zafer anında. Bir zafer anı. Zafer anında bile böyle daha çakmak yapılır. Okey işareti yapılır. Hayır, garip değil mi? Altılı masanın Hüseyin Başoğlu. O da oldu ama. Efendim? Arkadaşlar uyarıyor. Siz dediniz ya çak yapılır. O da olmuş. Çak da yapılır. Evet, tam yapamadılar ama onu da tam beceremediler. Evet, hemen hayır, onun yarım oldu. Fotoğrafı herkes tartışır. Siyaseten bu fotoğraf tartışılır. Evet. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, İYİ Parti'nin genel başkanı, belediye başkanı hakkında mahkeme kararı var. Doğru. Olumsuz bir karar. Şu aşamada olumsuz. Ama bu fotoğraf sadece değil. O karar üzerine değil. Ne bu fotoğraf Meral Akşener'in de zaferi. Yani Meral Hanım, ben şeyi çok önemli buluyorum. Devlet Bahçeli'nin kullandığı söylemi. Diyor ki Saraçhane darbesi diyor Kılıçdaroğlu'na karşı. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane darbesi. Tabii ki. Yani burada esas olarak zafer kazanan Meral Hanım. Yani gözüken de bu. Ay bir düğün dernek falan, bir davul zurna eksik yani. Vallahi gariban halkımızın üzerinden prim yapıyorlar ama ben şimdi 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olduğunu söyleyen İmamoğlu'na ben buradan bir soru yönelteceğim. O bütün masrafları cebinden mi yaptı bugünkü programın, yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden mi yaptı? Herhalde. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden yaptıysa, benim bir İstanbullu olarak, bir vatandaş olarak ailemin, İstanbul'da yaşayan bütün akrabalarımın hakkı haram zehir zıkkım olsun. Çünkü bizim paramızla, bizden aldığı emlak vergisiyle, bizden aldığı su parasıyla, bizden almış olduğu vergilerle, sen eğer bunu kendi çıkarlarına peşkeş çıkarsan, orada 6 tane siyasi partinin genel başkanını oraya çağırıp da belediyeyle alakası olmayan bir konferansta, belediyeyle alakası olmayan bir toplantıda oraya çıkardırsan, bu devletin cebinden, milletin cebinden çalmaktır. Hırsızlıktır bu.